Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki cihan güneşimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, eşsiz bir şefkat ve merhamet sahibiydi. Onun engin şefkatinden hayvanlar da nasibini almıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün bir bahçeye uğramıştı. Orada bulunan bir deve Peygamber Efendimiz'i görünce acıklı acıklı inledi ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Efendimiz devenin yanına gidip boynunu okşayınca deve sakinleşti. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, "Bu deve kimindir?" diye sordu. Medineli bir delikanlı yaklaştı. "Benimdir ey Allah'ın Resulü," dedi. Peygamberimiz, "Sana lütfettiği şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin..." Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Bir gün yolda giderken binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş, muhabbet eden bir gruba rastlamıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları böyle yapmamaları için uyararak şöyle buyurdu. Hayvanlarınıza güzellik ile onları fazla yormadan binin ve kullanmadığınız zaman da güzel bir şekilde bırakıp istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Sırtlarında durup sohbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah-u Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hac yolculuğu esnasında bir gölgeye sığınmış, uyumakta olan bir ceylan görür. Ashabından birini ceylanın yanında bekçilik yapmasını emretmiştir. Niye? Ceylan rahatsız olmasın diye. Efendimiz aleyhissalatu vesselam merhametli ve merhametsiz kişilerin durumunu hadis-i şeriflerinde şöyle açıklamıştır. Günahkar bir kadın, çölde susuzluktan diliyle kumları yalayan bir köpek görmüştü. Ona merhamet edip ayakkabısı ile kuyudan su alarak köpeğin susuzluğunu giderdi. Cenab-ı Hak da bu kadının günahlarını affetti. Diğer bir kadın da kendisini umursamayıp aç bırakmıştı. Hatta yerin ve haşeratın yemesi için bile ona müsaade etmemişti. Kedi açlıktan öldü. O kadın da bu merhametsizliğinden dolayı cehennem yolcusu olmuştur. Evet sevgili gönül dostları, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurur ki, sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de sizlere merhamet etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.